Önemli bir aslında beyanda bulundu Bülent Arınç o programda. Programın tamamını birlikte ele almak gerekir. Bir yandan masum değiliz hiçbirimiz derken AK Parti de bunun içerisindedir demek istiyor. Bunu söylemeye çalışıyor. Yani bu siyasi kanat tartışmalarına oradan bir giriş yapıyor. Fakat o açıklamaların, konuşmanın devamında da aslında bir beyan yaptığını, bir taraf beyanı yaptığını da gösteriyor. Çünkü hemen ötesinde başka bir soruda da İmamoğlu ile ilgili soru sorulduğu zaman da İmamoğlu sempatik bir liderdir. İstanbul'u kavrayan politikalar oluşturmuştur. Kapsayıcı bir çalışma yapmıştır. O yüzden kazanmıştır. Biz kapsayıcı bir çalışma yapamadık. Bu çalışmalara devam ederse Türkiye'nin her yerinde kazanır, Türkiye'de de kazanır gibi ifadeler kullandı. Bunlar bir AK Partili'den duyacağımız sözler değil aslına bakarsanız. Bence Sayın Bülent Arınç dün bir, burada dediğim gibi bir siyasi beyan yapmış oldu. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Aralık ayında AK Parti'den bir parti kopartıldı. Sayın Davutoğlu'nun, Ahmet Davutoğlu'nun partisi, Gelecek Partisi. Ve Mart ayında da yeni bir parti daha kuruldu, Babacan'ın partisi. Her iki parti, hem Davutoğlu'nun Gelecek Partisi hem de Babacan'ın Deva Partisi aslında birer operasyon partisi AK Parti'ye karşı. AK Parti'nin gücünü kırmak üzere oluşturulmuş birer operasyon partisi. Ve bir tahlil yapmak gerekiyor burada. Davutoğlu'nun partisi, Arınç'ın partisi, Babacan'ın partisi Atlantik düzlemine oturuyorlar. Atlantik iktidarının, Atlantik ittifakının partileri olarak kendilerini göstermiş durumdalar. Burada Arınç da aslında o ittifakın parçası olduğunu söylüyor. Bu FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasını hem de diğer taraftan tersten bakarak, yani FETÖ'nün siyasi ayağı bugün hükümettedir, biz masum değiliz ifadesiyle başlatmanın tek bir anlamı olabilir. FETÖ'ye karşı verilen mücadeleyi zayıflatmaktır. Sayın Arınç burada bir beyan yapmaktadır. Sayın Arınç burada artık Atlantik'in tarafında yer aldığını, yani ABD'nin, Amerika'nın tarafında yer aldığını, bundan sonra AK Parti'ye karşı, hükümete karşı operasyonların içerisinde kendisinin de bulunacağını ifade etmektedir.